Merhaba değerli izleyicilerimiz. Hazırlamış olduğumuz bu programda zamanında eşi benzeri olmayan lakabını kazanmış, hak etmiş, 28 sene sürgün ve hapis hayatı yaşamış, 19 defa zehirlenmeye maruz kalmış ve 1800 mahkemeden geçmiş olan bir zatın hayatından bahsedeceğiz. Kim mi? Elbette ki Bediüzzaman Saidi Nursi Hazretleri. Dilerseniz hep birlikte hayatını beraber inceleyelim. Hadi buyurun. Yıl 1876. Bediüzzaman Hazretleri Bitlis'in Hizan kasabasının Nurs karyesinde dünyaya gelmiştir. Babasının ismi Mirza, annesinin ismi Nuriye'dir. 4 erkek kardeş ve 3 kız olmakla birlikte tam 7 kardeştirler. Ailesinin 4. çocuğudur. İlme olan merakından dolayı 9 yaşına kadar evde abisi Molla Abdullah'tan ders alır. Yıl 1885. Yaş 9. Tağ köyünde bulunan Molla Mehmet Emin Efendi medresesine gider. Abisi Molla Abdullah'tan ders alır. Fakat fazla kalmaz. Hizan yaylasında Muhammed Nur medresesine katılır. Burada bulunan ve küçük Said'i kıskanan 4 çocuğun kendisine saldırmasıyla kavgaya tutuşur. Ve hocasının huzuruna varınca, "Efendim, onlara söyleyin, üzerime ikişer ikişer gelsinler. Zira yaşça ve bedence benden büyüktürler," der. Hocası Muhammed Nur Efendi küçük Said'i muhafazası altına alır. Ve bu yüzden de şeyh talebesi diye anılmaya başlar. Yaz gelmesi hasabıyla ahali ve talebeleri Şeyhan yaylasına giderler. Burada bir gün abisi Molla Abdullah ile tartışır. Bunun üzerine Tağ Medresesi hocası Molla Emin Efendi niçin ağabeyinin sözünden çıkıyorsun diye müdahale ettiğinde, "Efendim, burası Şeyh Abdullah'ın tekkesidir. Burada bulunman itibariyle sen de bir talebesin. Burada hocalık hakkın yoktur," deyip milletin gündüz bile geçmeye çekindiği ormandan geçerek eve döner. Eve geldiğinde yatağına uzanır ve akabinde bir rüya görür. Rüyasında kıyamet kopmuş. Her taraf karışık. Kendisi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam aramaktadır. Nerede bulacağını bilemediği için düşünür ve Sırat Köprüsü'nün başında bulacağı hatırına gelir. Ve bunun üzerine Sırat Köprüsü'nün başına gider. Ve orada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la karşılaşır. Kendilerinden ilim talep eder ve ilim istediğini söyler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ise kimseden sual sormamak şartıyla kendisine ilim verileceğini söyler ve Said rüyadan uyanır. Yıl 1890. Yaş 14. Ağrı Doğu Beyazıt'a gider. Ve burada bir medrese hocası olan Muhammed Celali Efendi'den ders almaya başlar. Bu eğitim 3 ay kadar devam edecektir. Hakiki tahsiline işte burada başlamıştır. Ve 20 yılda medresede öğrenilecek dersi 3 ayda tahsil etmiştir. Hangi kitabı eline alsa anlardı ve sorulan sorulara tereddütsüz cevap verirdi. İnsanların gündüz bile gitmeye çekindiği Ahmet Hani Hazretlerinin türbesinde geceleri kalırdı. Burada bedenini riyazete alıştırmıştı. 3 günde bir parça kuru ekmek yiyordu. Ve daha sonra ekmeği de terk ederek ot ile idare etmeye başladı. Bunun akabinde hocasından Bağdat'a gitmek için izin ister ve Ağrı'dan ayrılır. Derviş kıyafetine girer ve dağlardan, ormanlardan ilerleyerek Bitlis'e gelir. Orada bulunan Şeyh Mehmet Emin Efendi'nin yanına gider. Molla Said'in ilminin farkında varan Emin Efendi ise kendisine alim kisvesi giydirmek ister. Molla Said ise kendilerine hitaben, "Efendim, ben henüz haddi buluğa ermedim. Bu elbiseyi giyemem," diyerek teklifi reddeder.
Oradan Şirvan'da bulunan biraderi Molla Abdullah'ın yanına gider. Ve vardığında abisi kendisine ne kadar kitap okuyup ezberlediğini sorar. Bu suale karşı Molla Said 80 kitap okuduğunu söyler. Abisi Molla Abdullah şaşkınlığını gizleyemez. Ve Molla Said'i okuduğu kitaplardan imtihan ederek soru sorar. O başarısını gören abisi gizlice kendisinden ders almaya başlar. Yıl 1892, küçük Molla Said'in yaşı artık 16'dır. Abisi Molla Abdullah'ın yanından ayrıldıktan sonra Siirt'in Tillo kasabasına gider. Orada bulunan Molla Fethullah'ın medresesine varır. Kendisine sorulan bütün kitapları okuduğunu söyleyince Molla Fethullah tarafından ilmi ve hafızası test edilir. Müthiş bir başarı sergileyen üstada Molla Fethullah artık Bediüzzaman lakabını takar. Üstad Hazretleri Siirt'te bulunduğu dönemde sıklıkla Kubbe-i Hasiye türbesinde kalır. Burada boş durmaz, 60 bin kelimelik Arapça bir sözlük olan Kamus'u ezberler. Orada bir rüya görür. Rüyada Abdülkadir Geylani Hazretleri git Miran aşiret reisini hidayete ve zulmü bırakmaya davet et. Eğer bu teklifini kabul etmezse onu öldür der. Bunun üzerine Molla Said Cizre'ye doğru yola koyulur. Yıl 1893, yaş 17. Molla Said Miran aşiretine vardığında Mustafa Paşa'nın çadırına girer ve uzanır. Mustafa Paşa çadıra girdiğinde herkes ayağa kalkar ama Molla Said ayağa kalkmaz. Binbaşı Fettah Bey'e bu zatın kim olduğunu sorar. O da meşhur Molla Said'dir efendim der. Alimlerden hoşlanmayan Mustafa Paşa vaziyeti görünce dışarı çıkar. Sinirinden birkaç tur atar ve çadırıya geri girer. Molla Said'e niçin buraya geldin diye soru yöneltir. O da seni hidayete davet etmek için geldim. Ya namazı kılıp zulmü terk edeceksin ya da seni öldüreceğim der. Mustafa Paşa bu pis kılıçla mı öldüreceksin diye sorar. Molla Said kılıç kesmez, bilek keser diye sert bir ifadede bulunur. Mustafa Paşa benim cezirede alimlerim var. Eğer ilmen onları ilzam edemezsen seni Fırat nehrine atarım der. Bediüzzaman Hazretleri bütün alimleri ilzam etmek benim haddim olmadığı gibi beni Fırat nehrine atmak da senin haddin değildir diye kendisine cevap verir. Ayrıca Molla Said senden mavzer tüfeği istiyorum der. Mustafa Paşa ne yapacağını sorduğunda seni onunla öldüreceğim diye cevap verir. Bu sert geçen konuşmanın ardından cezire alimleri buluşurlar. Onlar Molla Said'e hayranlıkla bakarlarken Molla Said kendi çayını içtikten sonra onların da çayını içer. Molla Said cezire alimleri tarafından sorulan bütün suallere mukni cevaplar verir. Ve tam dağılacakları sırada alimlere seslenir ve bir sualin cevabını hata ile yanlış cevapladığını fakat o suali de doğru kabul ettiklerini söyleyerek cevabı düzeltir. Alimler şimdi bizi tam ilzam ettin diyerek Molla Said'den ders almaya başlarlar. Buna iyice sinirlenen Mustafa Paşa Molla Said'e hiç binilmemiş bir at verir. Ta ki attan düşsün ve ölsün. Molla Said'in bindiği at hızla fırlayıp giderken çeşme kenarında oynayan çocukların bir tanesinin omuzlarının ortasına at ayaklarıyla vurur. Aşiret reisinin çocuğunun bu halini gören reisin hizmetçileri silahlarına davranırlar. Molla Said rovelverini çekerek hakikate bakılırsa çocuğu Allah öldürmüş. Zahire bakılırsa at öldürmüş. Sebebe bakılırsa ise kel Mustafa öldürmüş. Çünkü bu atı bana o verdi der. Attan inerek çocuğu kucaklar. Çeşmenin suyuna o bulunan akarın içerisine daldırır.
Çocuk gülerek uyanır. Oradan ayrılarak Bedevilerin yaşadığı Biro çölüne gelir. Burada eşkıyalar tarafından etrafı iyice sarılır. O sırada bir tanesi Molla Said'i tanır. Bu meşhur bir adamdır. Miran aşiretinde gördüm der. Ve eşkıyalar kendinden çekinerek af dilerler. Ardından eşkıyalar kendisine korkulu olan yerlerden geçerken eşlik etmeyi teklif ederler. Fakat Molla Said kabul etmeyerek yoluna yalnız devam eder. Yıl 1894. Artık Molla Said'in yaşı 18'dir. Molla Said Mardin'e varır. Mardin'de Molla Said'in etrafında halk toplanır. Kendisinden ders almaya başlarlar. Bir kısım halkın Mardinli alimleri tercih ettiği gibi halktan bir kısım da Molla Said'den ders almayı tercih eder. Bu hadiseyi çekemeyen bazı fesat insanlar Molla Said'e karşı halkı kışkırtırlar. Cami avlusunda üzerine yürüyen halka karşı Molla Said minareye çıkar. Halktan gelen korkak ithamlarına karşı Molla Said korkak olmadığını ispat etmek için minarenin şerefesinin parmaklarında ellerini açar dönerek koşmaya başlar. Halk bu cesareti görünce birden dağılır. Bu yaşanan olaylar üzerine Mardin mutasarrıfı Molla Said'i elleri kelepçeli bir şekilde askerler eşliğinde Bitlis'e sevk eder. Yolda namaz kılmak isteyen Molla Said'in ellerini çözmezler. Bir mendil gibi Molla Said kelepçeleri askerlerin önüne fırlatır. Bunu gören askerler kendisinden af dileyerek bundan sonra hizmetkarınız olabilir miyiz derler. Molla Said Bitlis'e varınca bir medreseye yerleşir. O sırada vali konağında Ömer Paşa'nın işret sofrası kurduğunu öğrenir ve vali konağına gider. Konağa vardığında ise içeri girer. İçkiyle ilgili ayet ve hadis okuduktan sonra Ömer Paşa'ya ağzına geleni söyler. Ömer Paşa utancından eğilir ve hiç sesini çıkarmaz. Molla Said ihtiyaten bir elini rovelverinde durdurmaktadır. Paşanın yaveri ne yaptınız? Bu hal idamınıza sebeptir der. Molla Said en fazla hapis verirler diye düşünmüştüm der. Molla Said oradan ayrıldıktan sonra Ömer Paşa kendisini çağırtır. Molla Said huzura vardığında Ömer Paşa elini öpmeye eğilerek kendisinden af diler. Ardından Molla Said'e konağında kalmasını, orada ilim tahsil etmesini ister. Ve ardından Molla Said konağa yerleşir. Paşanın 6 kızı vardır. Molla Said 2 yıl konakta kalmasına rağmen kızları birbirinden ayırt edememektedir. Niçin böyle olduğu kendisine sorulduğunda ilmin izzetini muhafaza lazımdır diye cevap verir. Konakta bulunduğu sıralarda Molla Said fen ilimlerine merak sarar ve 40 cilt kitabı burada ezberler. O sıralarda Molla Said'e sürekli Van'dan davet gelmektedir. Kendisi ilme meraklı olan Van valisi Hasan Paşa sürekli Molla Said'i Van'a çağırmaktadır. Yıl 1896. Artık Molla Said'in yaşı 20'dir. Molla Said 10 yıl kadar kalacak olduğu Van'a gider. Bir müddet sonra Van valisi Tahir Paşa göreve başlar. Tahir Paşa da fen ilimlerine çok meraklıdır. Ve kütüphanesi zengindir. Molla Said'e her gün sorular sorar. Soruların kaynağının kütüphane olduğunu öğrenen Molla Said 50 kitabı birden ezberine alır. Artık her tür fen ilmine vakıf olan Molla Said herkesi ilmi meselelerde ilzam etmektedir. Bu hal kendisine Bediüzzaman lakabının ne kadar yakıştığını ve kendisinin bu lakabı hak ettiğini göstermektedir. Molla Said Van'da bulunduğu sırada bir rüya görür. Rüyasında ise birden Ararat Dağı denilen Ağrı Dağı infilak eder. Dağlar gibi parçaları dünyaya dağılır.
yanında merhum validesi vardır. Der, ana korkma. Müthiş bir inkılap ve infilak olacak. İslam'a ve Kur'an'a saldırı olacak. Ve Kur'an kendi icazıyla kendini muhafaza edecek. Molla Said birden uykusundan uyanır. Ertesi gün Tahir Paşa kendisine İslam'ı alakadar eden bir haberi okur. İngiliz Sömürgeler Bakanı eline Kur'an-ı Kerim'i alarak şu şerir sözleri söylemektedir. Bu Kur'an Müslümanların elinde oldukça biz onlara hiçbir zaman hakim olamayız. Ne yapıp edip Kur'an'dan Müslümanları soğutmalıyız. Ve Müslümanları Kur'an'ı okusalar bile manasını anlayamaz hale getirmeliyiz diye şerir ifadelerde bulunmaktadır. Bunu duyan Bediüzzaman aleminde şimşekler çakar ve şu ifadeleri kullanır. Kur'an'ın sönmez ve söndürülemez bir güneş olduğunu bütün dünyaya ispat edeceğim der. Tahir Paşa kendisine burada bulunan bütün alimleri yendin. Esas büyük alimler İstanbul'da bulunuyorlar. Onları da ilzam edebilir misin diye sual yönetir. Ve bunun üzerine Molla Said İstanbul yoluna koyulur. İstanbul'a gidiş nedenlerinden biri de fikrinde hep yer etmiş olan fen ilimleriyle din ilimlerinin bir arada okutulduğu bir okulu doğuda açmak ve bunun için kaynak aramaktır. Yıl 1906. Yaş 30. Bediüzzaman Hazretleri İstanbul'a vardığında şarkta ilme verilen önemi anlatmak ve tüm alimlerle birlikte olabilmek, görüşebilme adına Şekercihan'ına yerleşir. Ve kapıya bir yazı asar. Her suale cevap verilir fakat sual sorulmaz şeklinde bu yazıyı asmıştır. Kendisini ziyarete gelen tüm İstanbul ulemasının sorularına mukni cevaplar verir. Ve bunun üzerine Molla Said'i ilzam edemeyen bazı alimler onu ilzam etmesi için o sırada İstanbul'da bulunan Mısır El-Eser Üniversitesi reislerinden Şeyh Bahit Efendi'ye teklif götürürler. Ve o da kabul eder. Ayasofya Camii'nden çıkınca Şeyh Bahit Efendi üstada Osmanlı ve Avrupa hakkında düşünceniz nedir diye soru sorar. Üstad Hazretleri de cevaben Osmanlı bir Avrupa devletine hamiledir. Avrupa devleti ise bir İslam devletine hamiledir der. Günü geldiğinde ikisi de doğumunu gerçekleştireceklerdir diye cevap verir. Şeyh Bahit Efendi bu gençle münazara edilmez der ve kendisine zamanında eşi benzeri olmayan manasına gelen Bediüzzaman lakabını takar. Bediüzzaman doğuya açacağı okul fikrinden hiç vazgeçmemiştir. Bu fikrini Abdülhamit Han'a anlatmak ve destek almak için görüşme talep eder. Fakat görüşme gerçekleşmez. Adet üzere görüşme gerçekleşmeyince kendisine hediye takdim edilir. Bediüzzaman hediyeyi kabul etmez ve kendisi akıl hastanesini bulur. Doktor eğer bu deli ise memlekette akıllı adam yok diye rapor sunar ve Üstad Hazretlerini serbest bırakır. Yıl 1908, yaş 32. Bu sırada 31 Mart hadisesi patlak verir. Bediüzzaman Hazretleri meydanlarda konuşmalar yaparak askerleri ve halkı yatıştırır. Akabinde bir cani gibi mahkemede yargılanır. İdamla yargılanan Bediüzzaman Hazretleri mahkeme reisi Hurşit Paşa'ya karşı öyle bir savunma yapar ki beraat eder. Mahkemeden ayrılır ve Taksim Meydanı'na kadar halkı arkasına takar, yaşasın zalimler için cehennem sloganıyla yürür. Bu sırada Bediüzzaman Hazretlerini İngilizlere karşı yazmış olduğu Hütüvat-ı Sitte eserinden dolayı ve bu eserin halk üzerinde oluşturduğu tesir nedeniyle İngilizler
görüldüğü yerde vurulması emrini verirler. Bediüzzaman Hazretleri, medeniyet libası giymiş bir canavara benzersin diyerek İstanbul'dan sıkıldığın ifadesiyle meşrutiyeti meşruayı anlatmak üzere şarka doğru İstanbul'dan ayrılır. Münazarat eserini neşreder. Hem 150 kadar soruya cevap verir, hem meşrutiyetin güzelliğini doğudaki aşiretlere anlata anlata Şam'a kadar varır. Yıl 1911. Artık Bediüzzaman Hazretleri yaşı 35'e gelmiştir. Şam'a varan Bediüzzaman Hazretleri Emeviye Camii'nde salı günü içinde tam 100 alimin bulunduğu 10 bin kişiye bir hutbe irad eder. Hutbede asrımızın hastalıklarından ve tedavi şekillerinden bahseder. Bu hutbe Hutbe-i Şamiye adıyla kitaplaştırılmıştır. Bu arada İstanbul'da idareye Sultan Reşat geçmiştir. Bunu öğrenen Bediüzzaman Hazretleri doğuda açacağı üniversite planını Sultan Reşat'a anlatmak üzere İstanbul'a gider. Sultan Reşat'la birlikte Balkan turuna çıkan Bediüzzaman Hazretleri planını Sultan Reşat'a anlatır ve tam 19 bin altın sözü alarak planını uygulamak üzere Karadeniz üzerinden Van yoluna koyulur. Tiflis şehrine geldiğinde Şeyh Sanan tepesinde tefekkür ederken bir Rus polisi yanına gelir. Ne yaptığını sorar. Bediüzzaman Hazretleri medresemin planını yapıyorum diye polise cevap verir. Şeyh Sanan tepesinde polis nereli olduğunu sorar. Üstad Bitlisliyim der. Polis burası Tiflis'tir der. Üstad Hazretleri Bitlis, Tiflis kardeştir der. Polis şaşarım senin hayaline. İslam parça parça olmuş der. Üstad ben de şaşarım senin aklına. Onlar tahsile gitmişler. İşte Hindistan. İslam'ın müstait bir veledidir. İngiliz mektebi idadesinde çalışıyor. Mısır ise İslam'ın zeki bir mahdumudur. İngiliz mektebi idadesinde, mülkiyesinde ders alıyor. Kafkas ve Türkistan, İslam'ın iki bahadır oğullarıdır. Rus mektebi harbiyesinde talim ediyorlar der ve devam eder. Şu asilzade evlatlar, her biri bir kıtanın başına geçecek, İslam'ın bayrağını afakta dalgalandıracaklardır der. Yıl 1915. Yaş 39. Bediüzzaman Hazretleri Van'a vardığında Van Gölü'nün kenarında bulunan Edremit şehrine medresesinin temelini atar. Fakat bu sırada Birinci Dünya Savaşı patlak verir. Kafkas cephesinde talebeleriyle birlikte gönüllü alay kumandanı olarak çarpışır. Bu arada cephede hem yeğeni hem de bir talebesi olan Molla Habib'le birlikte İşaretül İcaz eserini yazar. Düşman ilerlemektedir. Van'a çekilirler. Oradan Bitlis'e. Halk Bitlis'ten de çekilmek zorunda kalacaktır. Bitlis'te geride kalan onlarca şahıs Enver Paşa'ya siz gidin biz burada kalacağız ve müdafaa yapacağız derler. Bediüzzaman Hazretleri de bu kalanların başındadır. Gece bir duvardan atladığı sırada ayağı kırılır. 6 saat kadar dere yatağında beline kadar suyun içerisinde kalır ve sonra Rus askerlerine Bediüzzaman Hazretleri teslim olur. Yıl 1916. Yaş 40. Bediüzzaman Hazretleri için 4 yıl sürecek olan Rus esareti başlamıştır. Esir kampı Kosturma'da Volga Nehri'nin kenarındadır. Çar'ın yeğeni Nikoloviç esirleri teftişe gelir. Önlerinde gezinirken herkes ayağa kalkar. Fakat Bediüzzaman Hazretleri ayağa kalkmaz. Bu davranışının ardından derhal idam edilmesini ister. Üstad Hazretleri 2 rekat namaz kılmak ister. Hızlı bir şekilde namazını kılar ve idam sehpasına
kurşunlara göğsünü germek üzere dikilir. Tam kurşuna dizileceği sırada Nikola Nikolovic Bediüzzaman Hazretlerinin manevi değerlerinden dolayı ayağa kalkmadığını anlar ve idamdan vazgeçer. Arkasından Bediüzzaman Hazretlerinden af diler. Üstad Bediüzzaman'ın Volga Nehri kenarında bir Tatar köyünde bulunan mescitte kalmasına müsaade edilir. 4 yıl sonra gerçekleşen Bolşevik ayaklanmasından istifade ederek esir kampından Bediüzzaman Hazretleri kaçar. Petersburg, Varşova, Avusturya, Almanya, Sofya üzerinden İstanbul'a gelir. Yıl 1920. Yaş 44. İstanbul'a geldiğinde büyük bir coşkuyla karşılanır. Darül Hikmet-i İslami azalığına başlar. Rüyada bir hitabe manasını bu dönemde yaşar. Ve İstanbul'da kaldığı bu dönemde yazdığı Sünuhat Risalesi'nde bu konudan bahseder. Sonra kendileri Ankara'ya meclis açılış konuşması için davet edilir. Mecliste bulunan milletvekillerinin çoğunun namazsız olduğunu gören Bediüzzaman Hazretleri namaza dair bir bildiri okur. Bunun üzerine 60 milletvekili daha namaz kılanların arasına dahil olur. Akabinde meclisteki mescidi büyütürler. Bediüzzaman Hazretleri Şark'ta kuracağı Darül Fünun medresesinden asla ve asla vazgeçmediği için milletvekillerine bu konuyu açarak 163 milletvekilinin imzasıyla 150 bin banknot sözü alır. Çalışmalarının ardından zındıka fikrinin yayılmasından duyduğu endişe ile Tabiat Risalesini bastırıp dağıtır. Bunun ardından idaredeki bazı kesimler gerginlikler yaşar. Bediüzzaman Hazretleri der ki, biz seni ilmi fikirlerinden istifade edelim diye buraya çağırdık. Sen ise namaza dair şeylerden bahsederek aramıza ayrılık soktun şeklinde ifadede bulunurlar. O da kainatta en yüksek hakikat imandır. İmandan sonra namaz gelir. Namaz kılmayan haindir. Hainin hükmü merduttur diyerek karşılık verir. Üstadın nüfusundan yararlanmak adına kendisine mebusluk, Diyanet'te müşavere azalığı ve Şark umumi vaizliği teklif edilse de kabul etmez ve Ankara'dan ayrılıp Van'a gitmek ister. Sebebi sorulduğunda rivayette bahsi geçen ahir zamanın dehşetli halinin İslamiyet'te ve insaniyette zuhur ettiğini gördüm der. Ve bunun üzerine bir hadis beyan eder. O zamana eriştiğinizde ancak manevi kılıç hükmünde olan Kur'an'ın icazının nuruyla mukabele edin diyerek Van'ın Erek Dağı'nın Zernabat suyu başında bulunan bir mağaraya çekilir. Yıl 1923. Bediüzzaman Hazretleri artık 47 yaşındadır. Van'a gelen Bediüzzaman Hazretleri talebelerinden Erek Dağı'nda kendisine bir menzil yapmalarını söyler. Fakat her kazdıkları yerden karınca yuvası çıkmaktadır. Üstad Hazretleri bir yuva yıkılıp yerine başka bir yuva yapılmaz diyerek yeni yerler arattırır. Bu menzillere kendisinden birçok kişi ders almak üzere yanına gelirler. Ayrıca yanına gelenlerin içinde zekatlarını alması için teklifte bulunan zenginler de vardır. Zekat teklif edenlere benim iktisat ve kanaatim var diyerek tekliflerini kabul etmez. Kendi ifadesiyle bana zekat teklif eden zenginler iktisatsızlık yüzünden sonra kendileri zekat alacak duruma geldiler diye ifadede bulunur. Yıl 1926. Yaş 50. Doğuda başlayan Şeyh Said'in din elden gidiyor diye başlattığı ayaklanmayla birlikte doğudan batıya sürgünler başlar.
bir bölük askerle üstadı da almaya gelirler. Halk vermek istemez. Seni Mekke'ye kaçıralım derler. Üstad Hazretleri, ben Mekke'de dahi olsam buraya gelirdim. Çünkü cephe burasıdır der. Ve ben davama gidiyorum diyerek yoluna devam eder. Üstad Hazretleri kızakla önce Erzurum'a, sonra Pasinler üzerinden Trabzon'a getirilir. Burada gemiye bindirilerek Antalya yolculuğu başlar. 400 kişiyi Antalya'da gemiden indirirler. Üstad Hazretleri Antalya hatunlarına bir lahika yayınlar. Buradan Burdur'a götürülür. Burdur'da Nur'un İlk Kapısı adlı eserini yayınlar. Üstadı olan ilginin çokluğundan Isparta'ya sevk ederler. Ve ardından kuş uçmaz, kervan geçmez, yolu olmayan, dağların arasında bir belde olan Barla kasabasına, Eğridir'den tekneyle götürülür. Barla, alemi İslam'ın imdadına gönderilen Risale-i Nur'ların ilk merkezidir. Bediüzzaman Hazretleri Barla'da 8 yıl kalacaktır. 130 parça olan Risale-i Nur'ların 119 parçası Barla'da yazılmıştır. Talebeleri olan Şamlı Hafız Tevfik, Mustafa Çavuş, Abdullah Çavuş, Sıddık Süleyman, Mübarek Süleyman, Muhacir Hafız Ahmet Efendi, Hulusi Yahya Gilabi, hepsi talebeleri burada, Barla'da eserlerin meydana gelmesinde Bediüzzaman Hazretlerine yardım etmişlerdir. Nur risalelerinin yayılması ve talebelerinin çoğalması huzursuzluk verdiğinden burada yemeğine zehir koyarak üstadı zehirlerler. Akabinde bakıyorlar ki Bediüzzaman Hazretleri hala yaşıyor. 8. yılın sonunda 120 talebesiyle birlikte bir alay asker tarafından kamyonlarla Eskişehir'e sürgün edilirler. Yıl 1934. Artık Bediüzzaman Hazretleri'nin yaşı 58'e gelmiştir. Eskişehir'e sürgün sırasında başlarında binbaşı Ruhu Bey vardır. Üstadın yaşlılığına hürmeten kamyonun önüne bindirirler. Yolculuk sırasında Üstad Hazretleri Ruhi Bey'e sohbet eder. Ders yapar ve nihayet namaz molası verilir. Aslında binbaşı Ruhi Bey'e verilen emir, namaz molası sırasında kaçmaya çalıştılar bahanesiyle hepsi imha edilecektir. Fakat Ruhi Bey'in üstattan aldığı ders buna müsaade etmeyecektir. Eskişehir'e vardıklarında Ruhi Bey görevden alınır. Eskişehir mahkemesinde 113 talebesiyle serbest bırakılır. 6 talebesine 6'şar ay hapis, üstada ise 11 ay hapis verilir. Üstad bu karara itiraz ederek bu ceza ya at hırsızına ya da kız kaçırana verilir. Bizim cezamız ya idamdır ya da beraattir der. Fakat bu söyledikleri mahkemece dikkate alınmaz. Üstad Hazretleri hapis müddeti içinde Meyve Risalesini neşretme fırsatı bulur ve yazar. Yıl 1935. Artık Bediüzzaman Hazretleri 59 yaşındadır. Bediüzzaman Hazretleri tahliye olmuştur ama sürgün peşini bırakmaz. Eskişehir'den Kastamonu'ya sürülür. Kastamonu'da bir polis karakolunun merdiven altına kilitlenir. İhtiyaçları için bile kapının kilidini açmayan polisler, kapının kendiliğinden açıldığını görünce hürmeten Üstad Hazretlerini üst katta bir odaya yerleştirirler. Daha sonra karakol ile karşı karşıya olan eve yerleştirilip perde taktırmazlar. Ve bunun gibi zulüm üzerine Kastamonu'da pek çok olaylar vuku bulur. 8 yıl süren Kastamonu sürgününün ardından artık Bediüzzaman Hazretleri Denizli'ye götürülür. Yıl 1944. Artık Bediüzzaman Hazretleri 68 yaşındadır. Denizli'ye vardığında
hapse konulur. Burada üstadı ölsün gitsin niyetiyle zehirlerler. Hastalanan üstadı için Hafız Ali abi rahmetullahi aleyh bir dua eder. Ellerini semaya kaldırır ve Rabbine yalvarır. Ya Rab, ne olur benim ömrümü al, üstadıma ver der. Bu niyazın ardından Hafız Ali abi ruhunu Rahman'a teslim eder ve istikamet şehit olur. Üstad Hazretleri 9 ay sonra mahkemeye çıkarılır ve hüküm yemeden beraat eder. Yıl 1945. Artık Bediüzzaman Hazretleri 69 yaşındadır. Denizli Mahkemesi'nden beraat etmesine rağmen Afyon Emirdağ'a sürgün gönderilir. Yine Emirdağ'da ev hapsine kapatılır ve kimseyle görüşmesine müsaade edilmez. Üstada yalnızca çalışkanlar hanedanı sahip çıkar. Gizlice evine girip yemek ve su ikramında bulunurlar. Kendisine talebelik yapan Ceylan abi üstada hizmet etmeye işte burada başlamıştır. Yıl 1947. Artık Bediüzzaman Hazretleri 72 yaşındadır. Bediüzzaman Hazretleri Emirdağ'da zaten ev hapsinde ve tarasut altında bulunmasına rağmen bu defa keyfi bahanelerle Afyon Mahkemesi'ne sevk edilir. Afyon Mahkemesi ise 60 talebesiyle birlikte 20 ay hapis cezasına çarptırır. Üstad Hazretlerini o soğuk kış gününde 100 kişilik camları hususi olarak kırılmış koğuşa tek başına atarlar. Soğuktan donma derecesine gelmiş olan Üstad Hazretlerine bir de zehir enjekte ederler. Fakat inayeti ilahi ile Üstad Hazretleri vefat etmez. Bunun üzerine koğuşun soğuk oluyor bahanesiyle soba kurarlar. Fakat yine niyet başkadır. Yanan sobanın çatıdan bacasını tıkarlar ki dumandan zehirlensin ve ölsün gitsin. Niyet budur. Bir ilim adamına zulmün bu dereceye çıkması akıllara durgunluk veriyor. Çünkü Bediüzzaman Hazretlerine verilen zehir 19 defaya ulaşmıştır. Ecel birdir değişmez sırrıyla Üstad Hazretleri hapisten çıkınca Emirdağ'daki evine gönderilir. Yıl 1950. Yaş artık 74'tür. Üstad Hazretleri Emirdağ'a vardığında elinden geldiğince yabancı ülkelere İslam'ı anlatan mektuplar ve eserler olan Risale-i Nurları göndermiştir. Yıl 1952. Artık Bediüzzaman Hazretleri 76 yaşına ulaşmıştır. Üstad Hazretleri Eskişehir hapishanesine yalnız olduğu gençlik rehberi bahanesiyle İstanbul Mahkemesi'ne çağrılır. Yaşlı ve hasta olduğunu ve yerine vekil gönderebileceğini ifade etse de kabul görmez. Kendisinin bizzat gelmesi istenir. 30 senenin ardından yine Bediüzzaman Hazretlerine İstanbul yolu görünür. 3 ay İstanbul'da kalmanın ardından beraat ederek Emirdağ'a geri döner. Artık sene 1953 olmuştur. Bediüzzaman Hazretleri ise 77 yaşında bulunmaktadır. Talebeleri tarafından Üstad Hazretleri Isparta'ya çağrılır. Gelmek istediğini fakat kendisine ahşap bir ev kiralanmasını ister. Fitnat Hanım'a ait olan 2 katlı ahşap ev kiralanır. 3. Said dönemi denilen bu dönemde Üstad Hazretleri artık talebeleriyle birlikte kalmaya başlar. Bu arada Barla'da bulunan ahşap bir evde sıklıkla kalmaktadır. Yıl 1960 olmuştur. Artık Bediüzzaman Hazretleri 83 yaşına gelmiştir. Üstad Hazretleri Isparta'da evinde hasta bir şekilde yatmaktadır. Talebelerine gideceğiz der. Nereye üstadım denildiğinde Urfa diye kısa bir ifadede bulunur. Çok hasta olduğu
ve yolculuk yapması imkansız olduğu ifade edilse de gideceğiz der. Talebeleri uçak bileti araştırırlar. Fakat çok pahalı olduğu için satın alınamaz. Üstadın Isparta dışına çıkması aslında yasaktır. Fakat her şeye rağmen talebeleri arabanın arka koltuğuna yatak hazırlarlar. Ve Urfa yolculuğu artık başlamıştır. Endişe edilen polis noktalarından nasıl geçileceğidir. Fakat Cenab-ı Mevla öyle bir yağmur verir ki göz gözü görmez. Ve polisler kulübeye sığınmak zorunda kalırlar. Nihayetinde sorunsuz Urfa'ya ulaşılır. Üstad Hazretlerinin Urfa'ya geldiğini öğrenen halk akın akın Çiçek Palas Oteli'nin önünde toplanırlar. Derhal Isparta'ya dönmesi istenilir. Fakat doktorlar çok hasta olduğundan dolayı yolculuk yapamaz raporu verirler. Buna rağmen Isparta'ya dönmesi için baskı yapılmaktadır. Yıllarca haksız yere yapılan zulüm, işkence, sürgün ve 1800 mahkeme ve 19 defa zehirlenmenin ardından yorgun düşen bedeni artık daha fazla tahammül edemeyip Ramazan ayının 27. gecesi ruhunu Rahman'a teslim eylemiştir. Vefat haberi duyulunca memleketin dört bir köşesinden halk akın akın Urfa'ya gelmektedir. Mübarek bedeni Halilurrahman Camisi'nin avlusuna defnedilmiştir. Abdülmecit Konya'dan alınıp zorla kağıt imzalattırılır. Bir gece cenazesi kabrinden çıkarılıp kimsenin bilmediği başka bir yere defnedilecektir. Kendisini sevenleri kabir ziyaretinden bile mahrum bırakmışlardır. Allah rahmet eyle. Rabbim inşallah Bediüzzaman Hazretlerini tanımayı, anlamayı ve hakkıyla neşretmiş olduğu eserlerden istifade edip tüm insanlığa fayda sunabilmek için bizlere de bu gayreti nasip etsin. Evet değerli dostlarım, Bediüzzaman Hazretleri 1960 yılında Urfa'da vefat etmiş olup az önce bahsettiğimiz üzere kabrinden alınıp bilinmez bir yere defnedilmiştir. Yıkılmış bir mezarım ki yığılmıştır içinde Said'den 79 envar Ba'asam alama 8. olmuştur mezara bir mezar taş beraber ağlıyor hüsran İslam'a mezar taşımla pür envat enindar o mezarımla revanın sahayı ukbayı ferdama yakinim var ki istikbal semavatı zemin Asya bahem olur teslimi yed beyza İslam'a. Aleyke ya seyyidena ya